Para kazanmak kimi isimleri suçtan uzaklaştırsa da kimi isimleri suç işleme daha yatkın hale getiriyor. Bugün inceleyeceğimiz 10 tane futbolcu çeşitli suçlardan hüküm giyerek hapis yatan isimler oldu. Bu isimlerden bazıları hafif suçlar işlediği için cezaevine girse de bazılarının işlediği suçlar gerçekten de mide bulandırıcı. İşte hayatlarının bir bölümlerini demir parmaklıkların ardında geçiren 10 futbolcunun hikayesi sizlerle. Listemize ilk olarak İngiliz milli futbolcu Adam Johnson'la başlayalım. 1987 yılında İngiltere'de dünyaya gelen 34 yaşındaki Adam Johnson, kariyeri boyunca Watford, Middlesbrough, Manchester City, Sunderland ve İngiltere milli takımının formalarını terletip iyi de bir form grafiği yakalamıştı. 2016 yılında hakkında 15 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girdiğine dair iddialar ortaya atılan Adam Johnson, bu iddiaları kabul etmiş ve 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 15 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz eden Adam Johnson, 2 yıl cezaevinde yattıktan sonra hapisten çıkmış ama kendisine kulüp bulamamıştır. Johnson içeriye girdiğinde Sunderland kulübünün sözleşmeli futbolcusuydu ve Sunderland kulübü futbolcu hapse girince sözleşmeyi tek taraflı feshetmişti. Yaptığı ikonik akrep kurtarışı, efsaneleşen saçları ve tarzıyla tüm futbol severlerin yakından tanıdığı Kolombiyalı kaleci Rene Higuita da cezaevine yolu düşenlerden. Ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın da yakın arkadaşı olan Higuita, Escobar yüzünden hapse girmiştir. 90'lı yıllarda Escobar'ın sorumlu tutulduğu bir çocuk kaçırma olayına yardımcılık yapmakla suçlanan Higuita, 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Higuita aynı zamanda alınan fidye parasını da dağıtmaktan suçlu bulundu. 2005 yılında aramızdan ayrılan futbol dünyasının ikonik aykırı süperstarı George Best de bir dönem demir parmaklıkların ardında kaldı. Futbol tarihinin en büyük yeteneklerinden birisi olarak görülen Manchester United efsanesi George Best, 1984 yılında polise hakaret edip aldığı para cezasını ödeyemediği için 3 ay hapse girmiştir. Tüm parasını alkole ve kadınlara harcayan George Best'in parasız kalması o dönem için doğaldı. Dünya futbol tarihinin en efsane ve en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Ronaldinho'nun da bir dönem cezaevi geçmiş olmuştur. Brezilya'dan Paraguay'a sahte pasaportla geçiş yapan Ronaldinho 2020 yılında Paraguay'da cezaevine düşmüştür. 32 gün boyunca kötü koşullarda Paraguay'da cezaevinde kalan Ronaldinho'yu Paraguay mahkemeleri evrakta sahtecilik suçuyla yargılamıştır. 33 günün sonunda Ronaldinho'nun arkadaşları Paraguay hükümetine 1.6 milyon dolar kefalet bedeli ödeyerek Ronaldinho'nun kalan 5 aylık cezasını ev hapsinde geçirmesini sağlamıştır. Ronaldinho toplamda 6 ay hapis yatsa da bunun 5 ayını Paraguay'da lüks bir otelde mahkum olarak geçirmiştir. Tabi Ronaldinho olunca suçluluğunuz ve attığınız hapis ortamı da biraz farklı oluyor tabi. Premier Lig'de 270 maça çıkan ve İngiltere tarihinin en agresif orta sahalarından birisi olarak görülen Joey Barton da hapis cezasına uğramıştır. Newcastle, QPR, Marsilya, Burnley ve Glasgow Rangers takımlarında forma giyen ve 2018 yılında futbolu bırakan Joey Barton sokak ortasında kavga etmek, adam yaralama, takım arkadaşı Fransız Osmane Dabo'yu dövmek ve mülkiyet alanına saldırı suçlarından 2008 yılında iki kez yargılanmıştır. Barton işlediği suçlardan dolayı 6 ay hapis cezasına çarptırılmış ve 77 gün cezaevinde kaldıktan sonra kefaletle serbest kalmıştır. Bu suçların hepsi elbette çok kötü ama en iğrenci Metzelder'in yaptığı olabilir. Bir dönem Real Madrid, Dortmund, Almanya milli takımı ve Schalke gibi takımların formasını giyen ve 2014 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan eski savunma oyuncusu iğrenç bir suç işlemiştir. 2020 yılında Almanya Düsseldorf savcılığı Metzelder'in çocukların uygunsuz görüntülerini barındırdığına dair ihbar aldı ve araştırmalara başladı. Evinde ve telefonunda araştırmalar yapıldı ve Metzelder'in cep telefonunda 30 farklı çocuğa ait 297 adet uygunsuz resim ve video tespit edildi. Bu suçlamaların hepsini kabul ederek pişman olduğunu dile getiren Metzelder yaklaşık 10 aydır cezaevinde ve halen daha cezaevinde tutuklu tutuluyor. 2003 ve 2010 yılları arasında Brezilya Ligi takımlarından Corinthians, Flamengo ve Atletico Mineiro gibi önemli takımların kalesini koruyan Bruno Fernandes, 2010 yılında kız arkadaşının boğularak öldürülmesine ve kız arkadaşının cesedinin köpeklere yem edilmesine azmettirdiği için 22 yıl hapis cezası almıştı. 7 yıl demir parmaklıklar arasında hayatını geçiren Bruno iyi halden serbest bırakılmıştı. Ancak Fernandes'in özgürlüğü sadece 2 ay sürdü ve mahkeme Brezilyalı yıldızın tekrar hapse dönmesine karar verdi. Bruno 3 yıl daha cezaevinde kaldıktan sonra 2020 yılında hapisten salınıverdi ve toplamda 10 yıl cezaevinde tutuklu kaldı.
1962 ve 1977 yılları arasında Arsenal takımında forma giyen ve Arsenal takımının ikonik futbolcularından olan İngiliz Peter Story, iflah olmaz bir suç makinesi olarak iki farklı dönemde hapse girmiştir. Arsenal forması terlettiği zamanlarda 1971 yılında sahte altın bastırma, araba hırsızlığı ve toplumun huzurunu bozma suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılan efsane oyuncu, serbest kaldıktan sonra yasa dışı genel ev işletmesinden dolayı 1 yılda hapis yatmıştır. 1988 yılında dünyaya gelen Gallifor ve Chad Evans'ın futbol kariyeri bir suç makinesi olduğu için beklenen noktaya gelemedi. Manchester City'den Sheffield United'a transfer olduktan sonra 2011 yılında bir barda garsonluk yapan 19 yaşındaki kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle 2012'de 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2014 yılında tartışmalı bir şekilde salınıverilen Evans, sonrasında takım arasa da 2016 yılına kadar kimse onu istememiş ve alt liglerde forma giymeye başlamıştır. 2017 yılında Monaco'dan 57 milyon euro bedelli Manchester City'ye büyük umutlarla transfer olan Fransız milli sol bek oyuncusu Benjamin Mendy, en güncel suçlu futbolcu konumunda bulunuyor. Hakkında 4 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlaması bulunan Benjamin Mendy'nin yargılama süreci 24 Ocak 2022'de başlayacak ve Mendy bu tarihe kadar demir parmaklıkların ardında kalmaya devam edecek. Benjamin Mendy'nin en az 2 yıl cezaevinde kalma ihtimali ise İngiliz basınında konuşuluyor ve futbol hayatının bittiğine dair dedikodular ortaya çıkmış durumda. Evet sevgili izleyenler, videomuzun sonuna geldik. Siz de bu tarz videoların gelmesini, devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.